Rubicon Tarih'ten merhaba. Kenan Evren'in anılarıyla devam edeceğiz bugün. Aslında farklı bir konuya geçiş yapmayı istiyordum. Ancak öyle ilginç bilgilere rastladım ki bunları sizinle derhal paylaşmak istedim. Nedir o bilgiler? Bu programda neler bulacaksınız? Evvela 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren 27 Mayıs darbesiyle ilgili ne düşünüyor? Milli Birlik Komitesine ve İhtilal Bildirisini radyoda okuyan Alparslan Türkeş ile lideri olduğu 14'lere dair değerlendirmeleri neler? 27 Mayıs'ın öncesini nasıl değerlendiriyor? 27 Mayıs'ı nasıl karşıladı? O gün neler yaptı, neler hissetti? 27 Mayıs cuntasının başına getirilen Cemal Gürsel'e bakışı nasıl? Bu soruların yanı sıra daha önce birkaç videoda ifade ettiğim husus olan 27 Mayıs'ın 12 Mart'ın ve 12 Eylül'ün aynı motivasyonla yapıldığı ve birbirinin revanşı olmadığı tezimi haklı çıkaran tespitlerimi de anlatmaya çalışacağım. Tespitlerimde hatalı ve eksik yön görürseniz lütfen yorumlarda yazın. İlk fırsatta yorumlarınızı değerlendirmeye de gayret edeceğim. O zaman hemen başlayalım programı faydalı bulursanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eleştirilerinizi ve görüşlerinizi lütfen yazın ve abone değilseniz Rubicon Tarihi abone olun. Bildirim zilini açarsanız da çok hoş olur. Rubicon Tarihi, Kenan Evren'in 27 Mayıs'a Demokrat Parti'ye, Cemal Gürsel'e, Milli Birlik Komitesi'ne ve Alparslan Türkeş'e dair görüşleri dosyasıyla başlıyor. 27 Mayıs 1960 darbesinin yaklaşık 7 ay öncesinden 1959 yılı Eylül ayından başlayalım anlatmaya. Kenan Evren Ankara'daki Ordu Donatım Okulu Kurmay Başkanlığı görevine atanıyor ve 9 Eylül 1959 günü vazifesine başlıyor. Hafif bir görev olarak algılıyor yeni vazifesini. Önceki yıllarda kıdeminin durdurulması nedeniyle hakkını geri alabilmek için Danıştay'da dava açıyor ve kazanıyor. 1960 yılının Mart ayı sonlarında albay rütbesine atanıyor. O günlerde 27 Mayıs'ın ayak sesleri güçlü bir şekilde hissedilir hale gelmiş. Öğrenci olayları nedeniyle Ankara'da ve İstanbul'da sıkı yönetim ilan edilmiş. Hemen her gün Ankara'nın bir yerinde öğrenciler gösteri yapıyor, polisle çatışıyor. Siyasal Bilgiler Fakültesinde meydana gelen olaylara atlı suvari birliği müdahale etmiş ve asker silah kullanmak zorunda kalmış. Evren böyle anlatıyor o günleri. Kızılay her gün kaynıyor. Öğrenci olaylarında başı CHP'li ve sol görüşlü öğrenciler çekiyor. CHP'li ve sol görüşlü ayrımını özellikle yaptım çünkü o günlerde CHP'de sol düşünce kavramı henüz ortaya çıkmamıştı. Hadiseleri böyle aktarıyor Kenan Evren ve anılarında siyasi çekişmeleri de şöyle ifade ediyor. Demokrat Parti, Halk Partisi çekişmesi ise hat safhaya ulaşmıştı. İsmet İnönü'nün meclis konuşmaları basında yasaklanıyor, gezilerine mani olunuyor, yolları kesiliyor, Uşak'ta başına taş atılıyordu. Harp Okulu talebeleri Kızılay'da yürüyüş yapıyor, Güven Abidesi'ne çelenk koyuyor, İstanbul'da da buna benzer olaylar çoğalarak devam ediyordu. Başbakan Adnan Menderes Kızılay'daki bir talebe gösterisine giriyor. Kendisini zor arabaya atarak kurtarıyor. Burada araya gireyim. Adnan Menderes'in Kızılay'da üniversitelilerin gösterilerine girdiği sırada Ankara Hukuk öğrencisi Deniz Baykal'ın Menderes'in yakasına yapışıp "Özgürlük istiyoruz." dediği, Menderes'in ise "Başbakanın yakasına yapışıyorsun. Bundan büyük hürriyet olur mu?" sorusuyla cevap verdiği de anlatılır. Böyle bir hadise yaşandığı kesin değil, farklı iddialar var. Ancak Deniz Baykal'ın Menderes'in yakasına yapıştığı iddiası kesinlikle doğru değil. Baykal yıllar sonra yalanladı, Menderes'in yakasına yapışmadığını söyledi. 27 Mayıs öncesini Kenan Evren'in dilinden neden anlattığımı da izah edeyim. Öncesindeki olayları algılama tarzı 27 Mayıs'a bakışını da belirliyor. O yüzden şartların olgunlaşması meselesi yani. Bir tespitte bulunacağım ama Evren'in anlatımlarına biraz daha kulak verelim, ondan sonra devam edeyim. Ordu bu durumdan çok rahatsız. Bunu sezmemek mümkün değil yüksek komuta kademesi ilgilileri uyaracağına, bilakis iktidar yanlısı davranışlarıyla alt kademenin itimadını da kaybetmiş. Bu olaylara tuz biber eken, bir de mecliste tahkikat komisyonu kurulması ve bu komisyonun mahkeme gibi karar verme yetkisiyle teciz edilmesi bardağı taşıran damla oldu. Kenan Evren'in buraya kadarki anlatımlarında üç husus öne çıkıyor. Birincisi, Demokrat Parti ile CHP çekişmesi hat safhaya ulaşmış. İsmet İnönü'nün meclis konuşmalarının bazılarının basına yayını yasaklanıyor. Gezilerine mani olunuyor. Uşak da başına taş atılıyor. İkincisi üniversite öğrencileri Kızılaya ve meydanlara inmiş. Harp Okulu öğrencileri de öyle. Polis ve asker öğrencilere müdahale ediyor. Ordu bundan çok büyük rahatsızlık duyuyor. Üçüncüsü bunlara rağmen ordunun Komuta Akademisi Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı ve Adnan Menderes'i uyarmak yerine evrenin ifadeleriyle Demokrat Partili gibi davranıyor. Ordu da alt kademenin komutanlara itimadı kaybolurken mecliste mahkeme yetkilerine sahip tahkikat komisyonu kurulması da bardağı taşıran son damla oluyor. Herhalde bu anlatımlardan evrenin 27 Mayıs'ı desteklediğini ve bunun bir zorunluluk olduğunu düşündüğünü anlamışsınızdır. Bir ihtilal hazırlığından söz edildiğinin duyulur olduğunu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahı ile Genelkurmay Koridor ve odalarında bu hususun alenen konuşulmaya başlandığını duyduklarını anlatıyor Evren. Herkesin bildiği bir sır haline gelmiş darbe. Celal Bayar ile Adnan Menderes'in de kulağına gidiyor fakat farklı doneler, gerilimin yumuşatılması ve juntaların kontrol altına alınması adımlarının atılmasına engel oluyor. Bu dönelerin neler olduğunu bazı programlarda anlatmaya çalıştım. Özel bir programda yapabilirim. Tahkikat komisyonuna dair de özel bir video hazırlamayı planlıyorum. Evren bu badireden çıkışın yegane yolunun seçime gitmek olduğunu, seçimin bu havayı yumuşatabileceğini ama Demokrat Parti'nin kaybetme korkusuyla seçim kararı alamadığını belirtiyor. Hükümet istifa ediyor ancak yeni hükümeti yine Adnan Menderes kuruyor. Bu yüzden evrene göre değişen bir şey olmuyor. Ekonomi de günden güne kötüye gidiyor. Ordu donatım okulundaki subaylar rahatsızlıklarını evrene alenen ifade ediyorlar. Fakat okul komutanına açılamıyorlar. Çünkü komutanın kardeşi Demokrat Parti milletvekili ve meclisteki soruşturma komisyonunun üyesi. Burada uzun uzadıya aktarmayacağım. Evren bundan sonraki sürecin giderek daha kötü hale geldiğini, mecliste büyük kavgaların yaşandığını, bu kavgaların halk arasında da büyük gerilme yol açtığını ifade ediyor. İktidar partisinin Taşra'daki yöneticilerinin kamu görevlilerini hatta valileri bile emri altına aldığını ve işin çığırından çıkmaya başladığını kaydediyor. Halkın askerden beklentisini ve sonrasında yaşananları ise şöyle özetliyor. Millet durumu millet olarak kendisi düzeltmesi gerekirken silahlı kuvvetleri teşvik ve tahrik etmeyi tercih etmiştir. Sokakta, çarşıda, ev sohbetlerinde subayları açıkça tahrik etmekten çekinmiyorlar. Daha ne bekliyorsunuz? Bu millet sizi niye besliyor? Millet mahvoluyor gençlerimiz ölüyor, bir iç savaş mı çıksın istiyorsunuz gibi sözler söyleyebiliyorlardı. Hatta bazı yerlerde hakaret derecesine varan sataşmalarda bulunabiliyorlardı. İşte bütün bu olaylar üst üste gelip, yüksek komuta kademesi de sessizliğini muhafaza edince, hareket ordunun alt kademesinden geldi ve 27 Mayıs 1960 sabahı bilinen ihtilal oldu. Evrenin penceresinden 27 Mayıs öncesi süreçte yaşananlar böyle. Kendisi kesinlikle Demokrat Partili değil. Hatta çok net bir muhalif. Demokrat Parti'nin politikalarını ve özellikle İsmet İnönü'ye yönelik yaklaşımlarını eleştiriyor. Önümüzdeki programlarda daha net göreceksiniz bu hususu. Geldik 27 Mayıs 1960 gününe. Evren o günü nasıl anlatıyor ona bakalım. Evren'in 27 Mayıs darbesini ilk haber veren kişi sabah 04'te kapı komşusu oluyor. Komşusu kapıyı çalıyor, radyoyu dinlemesini söylüyor. O anki hislerini şöyle anlatıyor Kenan Evren. Hepimiz sevinmiştik ancak ihtilalin başı kimdi onu bilmiyorduk. Hemen giyindim, beklemeye başladım. Kısa bir süre sonra okuldan jeep'im gelmişti. Atladım okula gitmek üzere yola çıktığımda apartmanların pencerelerinden ve balkonlarından bana bile tezahürat yapıldığını, evlere bayrak asıldığını gördüm. Yol boyunca harbiye'li öğrencilere rastlıyor, onların sağ elini kaldırarak bir işaret verdiklerini fark ediyordum ama selama da benzetemiyordum. Onlar böyle yaptıkça ben de selam verip yoluma devam ediyordum. O kadar geldikten sonra bu işaretlerin parola ve işareti olduğunu öğrendim. Okula geldiğimde bazı subayların benden evvel gelmiş olduklarını fakat okul komutanının henüz gelmediğini fark ettim. Gelen subaylardan bir kısmının Milli Birlik Komitesi ile irtibatlı olduğunu sonradan öğrendim. Hatta biri Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı teslim almaya gidenler arasındaymış. Okul komutanına bilerek araç göndermemişler. Kurmay başkanı olarak okula ben komuta etmeye başladım. Evet, Evren 27 Mayıs'tan duyduğu sevinci böyle anlatıyor. Ordu Donatım Okulu'ndaki subaylar ve Milli Birlik Komitesi ile bağlantılı olan subaylar, okulun komutanına değil, komutanın kurmay başkanı olan Albay Kenan Evren'e güveniyorlar. Evren de evinden jip ile ayrılıp ihtilalcileri selamlaya selamlaya okula ulaşıyor. Okula kendisi komuta etmeye başlıyor. Henüz hiçbir yerden emir almadıklarını ve ne yapacaklarını bilemediklerini ifade ediyor Evren Anılarında. İhtilalin karargahının Genelkurmay Harp Tarihi'nin bulunduğu binada faaliyet gösterdiğini öğreniyor. Arabasına atlayarak oraya gidiyor. Emirleri öğrenmek istiyor. Ana baba günü gibi giren çıkan belli değildi diyor ihtilal karargahında gördüğü tablo için. Bir subayı gördüm ondan ne yapacağımızı sordum diyor. Komutan değil bakın. Bir subay. Belki Evren'den rütbeci altlarda bir subay. Ondan alıyor emri. Zira Milli Birlik Komitesi'nde Muzaffer Özdağ gibi yüzbaşı rütbesinde alt rütbelerden subaylar da vardı ve generaller dahi onların talimatlarına göre hareket etmek durumundaydı. Evrenin emirlerini sorduğu o subay, evrene yapması gerekenleri madde madde anlatıyor. Evrenin vazifesi, sokağa çıkma yasağına uymayanları sıkı yönetim komutanlığına göndermek. Okula dönüyor, subayları topluyor. Herkesin okulda yatıp kalkacağı emrini veriyor. Kardeşi Demokrat Parti milletvekili olan komutan hala yok. Darbeciler Ankara'da durumu kontrol altına almış. Komutana bu aşamadan sonra okula gelmesi izni veriliyor. Evren öğle saatlerine doğru Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olup İzmir'e yerleşen Orgeneral Cemal Gürsel'in uçakla alınarak Ankara'ya getirildiğini ve devlet başkanlığı görevini aldığını öğrendiklerini belirtiyor ve hislerini şöyle anlatıyor. Bu haber içimize su serpti. Zira Ağa Cemal olarak tanınan bu komutan, doğruluğu, dürüstlüğü ve mertliği ile tanınır, ve herkes tarafından sevilirdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli oluşuna da o tarihte Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'e yazdığı bir mektup sebep olmuştu. Mektubunda memleketin içinde bulunduğu nazik durum ve buna karşı alınması gereken tedbirleri dile getirmiş ve bu yüzden emekli edilmişti. İhtilalin başı o değildi. Sonradan ihtilali yapanlar tarafından başa getirilmişti. Bakın burası da çok kritik bir nokta. Evren 27 Mayıs'a seviniyor ve darbe gerçekleştikten sonra ihtilalin başına Cemal Gürsel'in getirilmesinin içlerine su serptiğini belirtiyor. Cemal Gürsel olan sevgisini net bir şekilde ifade ediyor. 27 Mayıs'tan da memnun, Cemal Gürsel'in darbenin başına getirilmesinden de. Ama huzursuz olduğu bir durum var. Cemal Gürsel'in ihtilalciler tarafından darbe gerçekleştikten sonra başa getirilmesinin meydana getirdiği sıkıntıyı şöyle aktarıyor. Bundan dolayıdır ki Milli Birlik Komitesi üyelerine tam manasıyla hakim olamamıştı. Milli Birlik Komitesi üyeleri ilan edilince şahsen bende olumlu bir etki yapmadığı gibi büyük bir çoğunluk üzerinde de aynı görüş hakim oldu. Türk ordusu Afrika'nın birçok ülkesi gibi yeni kurulmuş bir ordu değildi ki yüzbaşı ve binbaşı rütbesindekilerin de bu bulunduğu bir komite tarafından yönetilsin nitekim bunun mahsurları sonra görülecek ve ordu içinde ikinci bir grup teşekkül ederek Milli Birlik Komitesi'nin etkinliğini azaltacak ve 14'ler olayı dediğimiz Milli Birlik Komitesi'nden 14 kişinin ayıklanması olayını doğuracaktı. Türk ordusunun yapısı bir ordu komutanının yüzbaşı rütbesindeki bir subayın arkasından gitmesine müsait değildir. Bu gibi çirkin durumlar zaman zaman oldu ve hiç de hoş karşılanmadı. Evren anılarında 14'ler olayını izah ediyor. Cemal Gürsel ve onun gibi düşünenlerin anayasanın hazırlanıp seçimlerin yapılarak demokratik parlamenter sisteme geçiş yapılmasını istediğini, Alparslan Türkeş'in liderliğini yaptığı 14'lerin ise iktidarı bırakmak istemediklerini ve mevcut ihtilal düzenini sürdürmeyi talep ettiklerini, bu yüzden de Milli Birlik Komitesi'nden tasfiye edildiklerini ifade ediyor. Tasfiyede tek sebebin demokrasiye geçişe dair görüş ayrılığı olmadığını, ideolojik ayrışmanın da etki ettiğini düşünüyorum ben. Onu da ileriki programlarda anlatmaya çalışırım. Evrenin anlatımlarından karşımıza çıkan tablo şu. Albay Kenan Evren 27 Mayıs'ı tüm kalbiyle destekliyor ve ihtilalin başına getirilen Cemal Gürsel'i çok seviyor. Ama Milli Birlik Komitesi'nin yapısından rahatsız. Bu net. Ancak 27 Mayıs iradesi ve junta oluşumu Demokrat Parti karşıtlığında ittifak etmiş parçalı bir yapıydı. Albay Kenan Evren de bu yapının bir parçası. Fakat çok açık bir ayrışma var. 27 Mayıs'ın bileşenlerinin arasındaki bu büyük ayrışmanın yansımalarını 14'lerin tasfiyesinde, Talatay Demir'in 22 Şubat ve 20 Mayıs darbe girişimlerinde, 9 Mart darbe planı ve 12 Mart muhtarasında ve 12 Eylül darbesinde net bir şekilde görüyoruz. 12 Eylül'de komuta kademesinde bir ayrışma yok. Ayrışma örneği olarak göstermiyorum 12 Eylül'ü. Ayrışmada yani 27 Mayıs sonrasındaki ayrışmada orduyu kontrol altında tutabilen ve 27 Mayıs'ın da devamı niteliğinde olan en güçlü kanadının icraatıdır 12 Eylül. Tabii bu görüşme elbette katılmayanlar olacaktır. Saygı duyarım. 27 Mayıs'ı sahiplenip evrenden haz etmeyen izleyicilerden gelecek eleştirilere cevaplarımı ilerleyen programlarda veririm. Lütfen yazın eleştirilerinizi. Epey uzun oldu. Umarım buraya kadar sıkılmadan izleyebilmişsinizdir. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bu tür yayınların devam etmesi için programı faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı ve Rubicon Tarih'e abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubicon tarihi takipte kalın.